tedaviye cevap veriliyor dedik hocam. Evet. Tedavi yöntemleri nelerdir? Meme kanserinin tedavi yöntemleri 3 tanedir. Cerrahi, kemoterapi, radyoterapi. Cerrahi tümörün çıkarılması. Kemoterapi dediğimiz ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi de damardan tedavi olmaktadır. İntravenöz bir şekilde zaman zaman ağızdan da kullanıldığı da olmaktadır. Aynı zamanda üçüncü tedavi yöntemi de radyoterapidir. Radyoterapi de ışın tedavisidir. Halk arasında biz buna şua tedavisi deriz. Bu uygulanan radyoterapi tedavisi, meme kanserinde uygulanan radyoterapi tedavisi, meme dokusunun içerisinde kalmış olan mikroskobik kalıntıları, tümör çıkarılmıştır, çevresinde kalan mikroskobik kalıntıları tamamen ortadan kaldırmayı hedefler. Yine koltuk altına yayılım varsa, koltuk altındaki aksilla dediğimiz bölgeyi de ışın tedavisi içerisine alarak o bölgede gözde görülmeyen veya gözde görülüp çıkarıldığında tümör olduğu tespit edilen bölgelere yapılan radyoterapi yine hastanın hayat kalitesini, uzun yaşam beklentisine katkı sağlar diyebiliriz. Tedavi yöntemlerinde evre önemli midir hocam? Kesinlikle evre önemlidir. Ne kadar erken teşhis edilirse o zaman tedavimiz daha fazla cerrahiye kayar. Daha fazla belki kullanılacak kemoterapi şemasının şeması biraz daha azalabilir. Ama ne kadar ileri evrede yakalanmışsa hastaya uygulanan tedaviler çok daha farklı olur. Daha öncelik kemoterapiye verilebilir. Cerrahi çıkarılma şansını kaybetmiş olabilir hastalar. Yine o bölgede tümör çıkarılmamış olsa bile kemoterapi sonrası veya kemoterapi öncesi eğer ihtiyaç duyulursa hastaya yapılan radyoterapi de yani ışın tedavisi de önemlidir. Önemli tedavi yöntemlerinden biridir diyebiliriz. Peki Züleyha Hocam, 10 kadından birinde görülen bu hastalık korkutucu bir hastalık. Aslında korkutucu bir hastalık değil. Ama ya erken teşhis edildiğinde hiç korkutucu bir hastalık değil. Geç teşhis edildiğinde bizlerin başımızı ağrıtabilir. Ama ne kadar erken teşhis edilirse o zaman tedavi başarımız o kadar çok yükselir diyebiliriz. Neden bu hastalık 10 kadından birinde bu kadar sıklıkla görülüyor? 10 kadından birinde görülme ihtimali vardır. Öyle diyebiliriz. İhtimali vardır. Yani bu biz altını çizmek adına söylüyoruz. Yani hani risk çok yüksektir. Görülme ihtimali çok yüksektir. Şimdi meme kanserinin görülme sebepleri ailesel faktörler önemlidir. Yine çevresel faktörlerden meme kanserinin oluşumunda tabii ki sigara önemlidir. Obezite dediğimiz çok fazla vücuttaki yağlı vücudun yağlı olması, obezite tabii ki önemli faktörlerdir. Kişinin kullanmış olduğu o hormon tedavileri gerek tedavi sırasının tedaviyle bağlantılı, gerek farklı nedenlerle kullandıkları hormon tedavileri yine çok önemlidir meme kanseri oluşumunda. Östrojen meme kanseri oluşumunda önemlidir diyebiliriz. Bir kimse ne kadar erken yaşta adet görmeye başladıysa ne kadar yani yaşıtlarına göre çok daha erken adet görmeye başladıysa bu meme kanseri açısından risk oluşturmaktadır. Yine ne kadar geç dönemde menopoza girdiyse bu da meme kanseri açısından risk oluşturur. Yani vücudun çok fazla östrojenle bağlantıda olması meme kanseri oluşum riskini arttırmaktadır diyebiliriz. Erkeklerde de görülebilir meme kanseri. Erkeklerde görülen meme kanseri nadir görülen meme kanseridir. Ama gidişatı çok iyimser değildir maalesef. Gidişatı çok fazla teşhis edildiğinde biraz daha ileri evrede teşhis edilmektedir. Çünkü gözden kaçar. Evet. Hani sadece bir beze gibi gelir veyahut da işte şey gibi düşünülür, sivilce olabilir. Yani hani önemsenmeyebilir. O yüzden geç teşhis edilebilir ve tedaviye direnç gösterirler. Onun için erkeklerde görülen meme kanseri de tedavi için tedavisi
kadınlardakiyle karşılaştırıldığımızda kadınlardaki meme kanserinin tedavisi çok daha kolaydır. Daha seçenekler çok daha fazladır ama erkeklerdekinde biraz daha dirençli seyredebilir. Bütün erkek meme kanserleri için demiyorum ama dirençli seyredebilir diyebilirim.